Evet arkadaşlar, Bitcoin yükselişiyle birlikte altcoin'lerde hareketlenmeler başladı. Bazılarında ciddi yükselişler görebiliyoruz. Eminiz ki siz de bunları yakalayıp kar almak istiyorsunuz. Peki sırada hangi coin var? Bu videomuzda yükselişleri beklediğimiz coin'leri inceleyeceğiz ve sizlerle birlikte güzel bir sepet yapacağız. İnceleyeceklerimizden bazıları uzun vadeli olarak tüm sepetlerde bulunması gerekirken bazıları ise düşük market cap'li sürprizler olacak. Sözü daha fazla uzatmadan hazırsak hadi videoya başlayalım. Belirlediğimiz coinlere geçmeden önce bu videoda anlatılan hiçbir içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kendi değerlendirme ve incelememizi sizlere sunuyoruz diyerek videoya geçelim. İlk olarak inceleyeceğimiz proje Tezos. Eminiz çoğunuz Tezos adını duymuşsunuzdur. Tezos son dönemde yaptığı ataklarla blockchain ağında önemli bir yol kat etti. Kullanıcıların ağ üzerinde proje geliştirmesini kolay hale getiren yapısı sayesinde Tezos üzerinde yaratılan NFT sayısı gün geçtikçe artıyor ve ağ üzerindeki işlem sayısı Ethereum'a yaklaşıyor. Ayrıca spor dünyasının en büyüklerinden olan Manchester United ile yaptığı forma reklam anlaşması ile de yakın dönemde adından sıkça söz ettirdi. Şu an fiyat olarak baktığımızda hak ettiği yerde olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle orta ve uzun vadede sepetinizi ekleyebilirsiniz. Rahatlıkla 10 dolar bandı civarında kendisine yer bulabilir. Bu arada Tezos'un önemli özellikleriyle kısaca inceleyeceğimiz videomuzu da sizlere tavsiye ediyoruz. Sağ üstte bıraktığımız videomuzdan tüm detaylarını inceleyebilirsiniz. Böylelikle yatırım yaptığınız projeyi daha yakından tanımış olur ve gönül rahatlığıyla sepetlerinize ekleyebilirsiniz. Videolarımıza süreyi en iyi şekilde kullanmak için sizleri teknik analizlere boğmak istemiyoruz. Teknik analizleri ve projelerin detaylarını öğrenmek isteyenler için hafta içi her gün öğleden önce Bitcoin altcoin analizleri ve günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sıradaki projemiz Algorand projesi, yani Algocoin. Oldukça iddialı olarak 2019 yılında başlayan proje hem devletlerle işbirliği, hem oyun sektöründe yatırım yapması hem de son dönem NFT yatırımlarıyla dikkat çekici hale geldi. Kendisine ait blockchain ve kendine özgü olan madencilik sistemiyle oldukça iddialı olan projede diğer blockchain çözümlerine göre daha adil ve merkeziyetsiz özellikleriyle ön plana çıkıyor. Orta ve uzun vadede bu fiyatların rahatlıkla üzerine çıkacaktır. Algorand rahatlıkla 3-4 dolar bandında olabilecek oldukça iyi bir projedir. Günün sürprizlerine geçmeden önce ödül etkinliğimiz devam ediyor. Aşağıda açıklamalar kısmındaki Bitget borsası komisyon indirimli üyelik linkinden kaydınızı yaparak 5 kişiye toplamda 25 trilyon adet Pitbull token dağıtımı gerçekleştirilecektir. Ödül etkinliğimize katılabilir, siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Ön satışların ne kadar önemli olduğunu bizi takip edenler iyi bilir. Geçtiğimiz 2021 yılının son çeyreğinde ön satışlar ve ön satış platform tokenları büyük artışlar yaşadı ve birçok insanı zengin etti. Bitcoin'in artışıyla birlikte ön satışların da yükseleceğini, dolayısıyla platform tokenların da artacağını düşünüyoruz. Ayrıca platform tokenlarını sizlerin o platformlarda ön satışlara katılmasına da olanak sağlıyor. Bu sebeple sepetlerimize IDO platformu olan Moonstarter'ı aldık. MNST token fiyatı şu an oldukça düşük durumda ve Moonstarter tokenları alarak platformda ön satışlara katılabilirsiniz. CoinMarketCap'te baktığım zaman örneğin 1000 tane MNST token cüzdanınızda tutan ve ön satış başvurusu yapanlar arasından çekilişle katılım hakkı elde ediyor. Şu anda da 1000 MNST token yaklaşık 47-50 dolar civarında oldukça düşük maliyetlerle ön satışlara katılabilirsiniz. Ayrıca detaylı olarak incelediğimiz ön satış videosunda sağ üstte linkini bırakayım. Oradan videomuzu izleyerek Moonstarter platformunda yapılan ön satışları da inceleyebilirsiniz. Sepetinizde bu şekilde multi-chain, yani birçok blockchain'de ön satış gerçekleştiren platform tokenlarını tutmak sizlere avantaj sağlayacaktır. Diğer bir projemize geçtiğimizde NFT boğası yaşandığı dönemde çokça adını duyduğumuz OpenSea'nin rakibi olarak karşımıza çıkan LuxRail projesi. OpenSea'de 3 Ethereum ve üzeri işlem yapmış olanları airdrop yaparak büyük sükse ile dağıtıldı. LuxToken esasında bir NFT marketplace. En büyük hedefi de OpenSea'ya rakip olmak. OpenSea'ya rakip olmayı bırakın, yarısı kadar işlem hacmine ulaşmayı başarsa bu kendi tokenına oldukça yüksek değer katacaktır. Ayrıca LuxToken'ı kendi sitesinde stake ederek de oldukça yüksek faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. NFT ve Metaverse'ü bu sene oldukça konuşacağız. O nedenle bu tipte tokenları da sepetinizde değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Ayrıca NFT ve Metaverse nedir konusunda hazırladığımız videoları da sağ üstte ekledim. Oradan detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.
Videomuzdaki son projemizde Polka City Token, Metaverse ve Play to Earn olarak yaratılmış blockchain tabanlı bu projede özellikle oyun oynayarak para kazanma ile içerisindeki tüm işlemlerin blockchain üzerine taşıyacaklarını, burada oyunlar ile token kazanma, ayrıca Polka City Token stake ederek pasif gelir yaratma seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca market cap değeri düşük olması yükselişlerde sert hareketler yapmasını beklediğimiz bir proje. Metaverse ve Play to Earn oyunlarının bu sene sepetlerinizde olması sizleri de mutlu edecektir. Bugün hazırladığımız sepet içerisinde Algo ve Tezos gibi olanları uzun vadede sepetinize atın. Emeklilik biletiniz olacaktır. Diğer projelerimiz ise kısa ve orta vadede değerlendirebileceğiniz projelerdir. Tüm bu projeleri Gate, Bitget ve KuCoin gibi borsalarda bulabilirsiniz. Aşağıda her 3 borsanın da komisyon indirimli linkini sizlerle paylaştık. Oradan girerek üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kripto haberler ve günün gelişmeleriyle ilgili bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve yorumlarınız için de aşağıda yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.